Merhabalar. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Bugün sizlere kabir azabı diye bir şey var mıdır? Kur'an ayetleri ve bilimin ışığında anlatmaya çalışacağım. Bugün bilimin geldiği son noktadaki verilerle 3,8 milyar yıl önce oluşan Güneş ile beraber dünyanın ise 4,5 milyar yıl önce oluştuğu bilinmektedir. Dünya nasıl oluşmuştur? İnsanlığın ve diğer tüm canlıların evi olarak dünya yaklaşık 4,5 milyar yıl önce oluştu. İnsanlığın 200 bin yıl önce Doğu Afrika'da insanlığın beşiği olarak tanımlanan tek bir noktadan dünyaya yayıldığı fikri yeni bir araştırmaya göre artık geçerli değil. Kuzey Afrika'da bulunan 5 yeni Homo sapiens modern insan fosili ilk insanların tahmin edilenden 100 bin yıl önce ortaya çıktığını gösteriyor. Fosil kayıtlarına göre anatomik olarak çağdaş insan tanımına uyan en eski fosiller yaklaşık 300 bin yıl öncesine aittir ve Afrika'da bulunmuşlardır. Çağdaşlıkta Homo sapiens alt türünün ilk ırkı olan Cro-Magnon insanı ise zamanımızdan 50 bin yıl önce ortaya çıkmıştır. Şimdi en kötü şartlarda insan ırkının yaratılış tarihi en az 50 bin yıldır. Bilim adamlarının verileri bunu söylüyor. Bu adamlar hayatlarını bu işe vakfetmiştir. Peki bizim burada Türkiye'de ne yapılıyor? Bir tane kanaat önderi diye canlı yayında binlerce insanın izlediği bir adam çıkıp diyor ki insanlık tarihi 5000 yıllıktır. İşte Hazreti Adem'den diğer peygamberlerin aralarını hesaplıyor kendince. Peki Kur'an-ı Kerim'de Allah peygamberimize sana bildirdiklerimizle bildirmediğimiz peygamberler de var diyor. Peki o peygamberlerin hesabı ne olacak? Bugün İzmir'de Efes Antik Kenti var. Birçoğunuz bilir. 8500 yıllıktır. Buna ne diyeceksin aptal herif desek? Buna ne cevap verir acaba? Bu adamı binlerce insan canlı yayında izliyor. Gerçekten doğru bir şeylerden bahseden insanları 300-500 kişi zor izliyor. Bu kafa yapısıyla Müslümanların dünyada bir sözü olma ihtimali sıfırdır. Sözü getirmeye çalıştığım yer şudur. İnsanlık tarihi en kötü 50 bin yıllıktır. 50 bin yıl önce yaşamış bir insan vefat etti, 50 bin yıl oldu. Bugün ben vefat ettim, aramızda 50 bin yıl oldu. 50 bin yıl benden daha fazla kabir azabı çekecek. Bu adaletsizlik olmaz mı? Allah adil değil midir? Şimdi bu adamlar bazı Hristiyan inançlarında olduğu gibi Tanrı zalimdir mi diyorlar? Onlara bir sormak gerekir. Şimdi Kur'an-ı Kerim ayetlerini okumaya başlıyorum konuyla alakalı. Zümer suresi 42. ayet. Allah o canları öldükleri zaman ölmeyenleri de uykularında alır. Sonra haklarında ölüm hükmü verdiklerini alıkor. Diğerlerini de takdir edilmiş bir süreye kadar salıverir. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir kavim için nice ibretler vardır. Yani Allah bu ayette ruhları kendi katına aldığından bahseder. Mezarlıkta yatan sadece cesettir. Ruh orada değil ki kabir azabı çeksin. Şimdi en çok okuduğumuz sure Yasin suresinden birkaç ayet okumaya çalışacağım. 49. ayet. Onlar sadece bir tek çığlığa bakıyorlar. Bir çığlık ki onlar çekişip dururken kendilerini yakalayıverir. 50. ayet. O zaman bir vasiyette bile bulunamazlar. Ailelerine de dönemezler. 51. ayet. Sura üfürülmüştür. Bir de ne baksınlar? Kabirlerinden Rablerine doğru akın ediyorlar. Şimdi en can alıcı ayeti okuyorum. Yasin suresi 52. ayet. Onlar eyvah başımıza gelenlere, mezarımızdan bizi kim kaldırdı? O Rahman'ın vaat buyurduğu işte buymuş. Gönderilen peygamberler de doğru söylemişler derler. Yani kendilerinde değiller, hiçbir şey hatırlamıyorlar. Alın buyurun. En çok okuduğumuz, sizlerin de bizlerin de en çok okuduğumuz surede geçiyor bu ayetler. Şimdi Müminun suresi 112. ayet. Allah yeryüzünde kaç yıl kaldınız diye sorar. Müminun suresi 113. ayet. Bir gün veya günün bir bölümü kadar kaldık. İşte saymakla görevli olanlara sor derler. Müminun 114. Allah buyurur. Peki kısa bir süre kaldınız. Keşke bunu dünyadayken bilmiş olsaydınız. Peki kabir azabı varsa bu dirilen insanlar gördükleri azabı neden hatırlamıyorlar? Şimdi Fatır suresi 22. ayeti okuyorum. Diri olanlarla ölüler de bir değildir. Gerçekten Allah dilediğine işittirir. Sen ise kabirlerde olanlara işittirecek değilsin. Yani kabirdeki olanlarla bizim aramızda bir berzah, bir perde olduğunu söyler Allah burada.
Şimdi birçoğunuz bu ayeti bilir. Elestü bir Rabbiküm. Ruhlar aleminde Allah'a sen bizim Rabbimizsin diye söz verdiğimiz zaman. O zamandan bu yana en az 50 bin yıl geçmiş. Bu söylediğim de tabii ki hesabın en azıdır. Ben 52 yaşında bir adamım. 52 seneden öncesini kesinlikle hatırlamıyorum. Kabirlerden dirildiğimiz zaman da aynı olay gerçekleşecektir. Eğer öyle olmasaydı hesap günü, mahkeme diye bir şey olmazdı. Cennete gidecek cennete gönderilirdi. Cehenneme gidecek de zaten direkt cehenneme giderdi. Burada Allah'ın vermediği bir cezayı insanlara vermenin alemi yoktur. Bu zalimliktir. Zaten cehenneme gidecek insan ebedi olarak cehennemde kalacaktır. Buna şüpheniz olmasına gerek yok. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Hoşça kalın.